Herkese merhabalar. Bugün yine yaşama dair sohbetler serimizde birlikteyiz. Dinleyicilerimizin bağlanmasını bekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamız olacak. Şu anda katılımcıların odaya girmesini bekliyoruz. Birazdan hocamız da bizimle beraber olacak. Merhabalar. Arkadaşlarımız katılmaya devam ediyorlar. Hocamız da zaten birazdan bizlerle olacak. Merhabalar. Evet, herkese merhabalar tekrar. Teşekkürler, selamlar ve el sallamalarınız için. Az sonra hocamız bizle beraber olacak. Selamlar. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hocamız bağlanıyor. Evet, hocamızın isteğini kabul ettim. Ancak bağlantıyı bekliyoruz. Tekrar. Bağlantı kurulamadı sanırım. Tekrar deneyeceğiz. Hoş geldiniz. Hocamızın katılmasını bekliyoruz tekrar. Bağlantıda bir sorun yaşadık sanırım. Evet, burada tanıdık isimleri, eski arkadaşları görmek de güzel oldu. Bu arada katılımcılara bakıyorum da. Evet.
Az sonra sanırım hocamız bağlanacak diye tahmin ediyorum. Merhaba. Bir bağlantı sorunu yaşıyoruz sanırım. Hocamızı ekleyemiyorum. Hocam eğer siz de canlı yayında şu anda seyrediyorsanız lütfen canlı yayından çıkıp tekrar girebilir misiniz? Tekrar girdiğinizde ekranınıza katılım isteği gelecek. Şimdi geldi sanırım tekrar isteğimiz. Ekledik. Evet, bu sefer hocamızı bağlıyoruz sanırım. Evet, bağlanıyor. Evet. Hocam merhaba. Merhaba, nasılsın? Herkese merhaba. Sağ olun, teşekkürler. Biz iyiyiz. Bir küçük bağlantı sorunu yaşadık ama sonunda bağlandık. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyiyim. Tabii telaşlandım. Ben sana demiştim bir deneme yapalım diye. Bir şey olmazsa falan demiştin. Bayağı bir stres yaşadım şimdi. Pardon hocam. benim bir hatam oldu. Özür dilerim. Yok, estağfurullah. Arkadaşlar ben alttaki yorumları kapatıyorum. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Ekranda olmasın diye onu kapatacağım. Şu anda hop, bu değil. Yanlış yaptım. Evet hocam, nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim bu davetimi kabul ettiğiniz için. Benim için keyif. Bizim için de keyif. Özellikle dinleyici arkadaşlarımız için de çok keyif. Çünkü burada öğrenci arkadaşlarımız var. Mezun mühendisler var. Sizin öğrencileriniz var. Sizin olmayan öğrenciler var. Hiç mühendis olmayanlar var şu anda dinleyenler arasında. O yüzden böyle keyifli bir sohbet olmasını diliyorum. Hocam sizinle başlayalım. Biraz siz nerelisiniz, nerede büyüdünüz? Sizi bir tanıyalım yakından. Çünkü sizi herkes, evet, İTÜ'deki betonarme hocası olarak biliyor. Detaylı tanımak istiyoruz sizi. Şimdi peki, benim hikayem aslında biraz değişik böyle. Herkesin bir memleketi vardır, bir köyü vardır falan. Benim biraz bu hikayem kötü ve karışık. Maalesef İstanbulluyum. Yani ben, anne, babam, babamın babası, onun babası, hepsi İstanbul. Bunu söylerken de bazen utanıyorum. Söyleyince olsun falan diyorlar. dolayısıyla ben ne yapıyorum? Olsun, önemli değil falan diyorlar. Çünkü hakikaten bir memlekete falan gidemiyorsun ya. Bu kötü bir şey. Ben de diyor, benim anne tarafım Kafkasya'dan gelmiş, Çerkezler. Sonra Balıkesir Gönen'e yerleşmişler. O yüzden bazen hiç uzatmadan Balıkesirliyim diyorum. Annemin tarafını söylüyorum. Ama babamın tarafına gidersek, orada ben aşağı yukarı 7 nesile kadar gidebiliyorum. Aslında bu hepimiz için böyle zannediyorum. Hepimiz aslında Türkiye'nin belli bölgelerinden geldik. Biliyoruz veya bilmiyoruz ama ben babaannemin ataları, dedemin atalarına gittiğim zaman ulaşabildiğim yerler şunlar. Kıbrıs, ki bu söylediğim yani 1700'lerin sonları falan oluyor. Aşağı yukarı 6. benim üstümdeki 6. nesil bu. Benle beraber 7. nesil. Trabzon, Malatya,
Baba tarafından ulaşabildiğim yerler, anne tarafı söylediğim gibi Kafkasya'ya gidiyor. Aa, çok güzel. Ama yani esas olarak birkaç Birkaç göbektir göbektir İstanbul'du sanırsın. İstanbul'dayız, evet. İstanbul'uyum. Hatta belki bunun akademik tarafta da bir bağlantısı var belki. Babaannemin dedesi kaç nesil oluyor? Babam, babaannem, onun babası, onun babası. 1849 doğumlu ve hoca. Dolayısıyla biraz belki hani akademisyenlik genlerde de var. Onun oğlu da keza hoca. Tıp hocaları bunlar. O zaman tabii bu özellikle 1849 doğumlu olan Şakir Paşa Türkiye'de deneysel fizyolojiyi kuran hoca. O da biraz bizim deneyciliğimizle belki genlerle gelmiş. Dolayısıyla böyle bir akademisyenlik de var, çok eskiye giden. Yani işte dediğim gibi 150-200 yıl eskiye giden bir akademisyenlik de var ailede. Aa, çok güzel. Bu da ilginç bir bilgi oldu bizim Evet, için. evet, Hani evet. bunu kimse bilmiyordu. Çok büyük ihtimalle dinleyenler de sizi daha yakından tanıyorlar burada. Sizin o zaman eğitim hayatınız İstanbul'da geçti anladığım İstanbul'da geçti. kadarıyla. Tabii Kadıköy'de geçti hatta. Kadıköy Anadolu Lisesi mi? Doğma büyüme halen de Kadıköy'de yaşıyorum. Liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum, tamamladım. Bizim zamanımızda, muhtemelen senin zamanında da, ilkokul 5. sınıftan sonra işte ortaokul ve lise başlıyordu. O 7 yıllık dönemi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Şu anda oturduğum evden de yanda Kadıköy Anadolu Lisesi'ni görüyorum. Komşu olarak lise yıllarını geçirdiğim bahçeyi görebilecek bir yerde yaşıyorum şu anda. Aa, çok güzel. O bölgeden ayrılmamışsınız bunca zamandır. Size de güzel anılar hatırlatıyordur sürekli büyük ihtimalle. Her zaman. Bir de ben şöyleyim, bilmiyorum şimdi karşı tarafta Avrupa yakasında oturanlar alınmasın ama ben köprünün bu tarafına geçtiğim zaman oh diyorum, kendimi attım Kadıköy tarafına, rahatız diyorum. Böyle bir şey de hissediyorum doğrusunu istersen. Doğrudur hocam. Ben de son dönemde yani son bir 5 seneden beri Kadıköy'deyim. Bu tarafı tabii alıştık seviyoruz şu anda. Daha hareketli. Şimdi hocam siz tabii liseyi bitirdiniz. Kadıköy Anadolu Lisesi bitti. Geldik o zamanki üniversite sınavına. Bir sınava girdik, bir tercih yaptınız. O süreç nasıl oldu? O süreçten evvel inşallah İnşaat mühendisliği çok istediğiniz bir bölüm müydü? hepsini anlatayım. O sürece sen hızlı geldin. Ben bir liseden biraz bahsedeyim. Ha tabii. Ümit ediyorum benim çocuklar beni dinlemiyordur. Çünkü onlara soruyoruz, notlar kaç? 95. Aa, 95 olur mu? Niye 95 falan diyoruz. Ben lisede bayağı kötü bir öğrenciydim. Böyle güç bela geçen. Tabii lisede, o zaman liseydi yani. Çok gerçekten iyi hocalarımız vardı. Bizi çok iyi yetiştirdiler o dönem. Yabancı hocalar falan vardı devlet okulunda. Hala var mı bilmiyorum. Zaten bütün dersler İngilizceydi, matematik, fen dersleri. Ama ben orada kötü öğrenciydim. Onu itiraf ediyorum. Ama iyi bir basketçiydim bu arada. Baya Aa, çok güzel. bir basket hayatımız vardı. Biz derslerde, teneffüslerde nasıl basket oynayacağımızı falan tasarlayarak geçirdik dersleri. Bugüne kadar geliyor bu. Sana söyledim mi bilmiyorum. Aşağı yukarı 3 ay evvel 13 yaşındaki oğlumla İTÜ'de basket oynarken aşil tendonumu kopardım. Öyle mi? Geçmiş olsun hocam. İşte bu basket ve spor sevgisinin sonucu bu oldu. 50 yaşında 13 yaşındaki çocuklarla basket oynayınca aşil tendonu koptu ve aşağı yukarı 2 hafta ayağıma basamadım. Koltuk değnekleriyle gezdim. Bunun da ne kadar zor olduğunu anlamış oldum bu arada. Geçmiş olsun. İşte son 2 haftadır tekrar yürüyebiliyorum. Şimdi senin sorun, üniversite sınavı geldi. Yıl 1988. Biz ama gene biraz dalgacı bir öğrenciyiz o dönem. Ve böyle hiç pek de hayalimiz yok. Hatta işte dalga geçiyoruz, nereye gideriz artık, Urfa'ya mı gideriz, Antep'e mi gideriz, nereyi kazanırız falan filan. Hatta eşim de bu arada benim Kadıköy Anadolu'dan. Hatta lise sondaki sıra arkadaşım. Ve beni, evet, şu... Şu anda kendisi de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör. Ve o çalışkan bir öğrenci. Ben de tabii lise sonunda işte yavaş yavaş hoşlanmaya başlıyoruz. Normalde benim yerim en arka sırada, tahmin edeceğin gibi şu ana kadar anlattıklarımdan. Lise sona kadar hep en arka sıradayken, lise sonunda ben yavaş yavaş bir yön bir yön bir yön en sonunda şimdiki eşimin yanına kadar geldim en ön sıraya. O tabii çok çalışkan. Ve işte bana anlatıyor, işte limitler, türevler, integraller falan, ben anlamıyorum falan, o anlatıyor. Fakat tabii ilginç oldu. Üniversite sınavına girdik. Nasıl olduysa bilmiyorum. Ben eşimden bayağı yüksek bir not aldım aslına bakarsan.
O zaman hatırlarsınız yani şu anda mesela bizim inşaat fakültesine giren biri tıp fakültesine giremiyor. O zaman bizim dönemlerde puan olarak İTÜ inşaata giren herhangi biri yanlış hatırlamıyorsam bütün tıplara giriyordu. Şu anda çok zor. İTÜ inşaat değil, Boğaziçi inşaata giren öğrencilerin bile herhangi bir demeyeyim ama bildiğimiz tıp fakültelerine girme şansı yok. Velhasıl kötü bir öğrencilik, şanslı bir üniversite sınavı. İTÜ İnşaat'ın bayağı üstlerinden bir yerden bizim bildiğin, senin de mezun olduğun İTÜ İnşaat Fakültesi'ne girdik ve böyle bir 4 sene. Ama tabii onu da söylemem lazım. Eşim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. Ben de Cerrahpaşa'da da bayağı zaman harcadım. Tıptan da anlarım. Tıptan da biraz anlarım. Onu da O söylemem da lazım. güzelmiş hocam. Tabii. Anatomi derslerine girdiniz o zaman. Bayağı bayağı girdim. Yani ama eşim de girmiştir, onu da söyleyeyim. Eşim de inşaat jeoloji falan bizim derslere girmiştir zaman zaman. Dolayısıyla o inşaattan anlar, ben de biraz tıptan anlarım. Çok güzel. Evet, bu lisans başladı. Lisans öğrenciliğiniz nasıl geçti hocam o dönemler? Vallahi nasıl Sizin anlatayım? döneminizde 4 seneydi değil mi hocam? 4 sene, tabii 4 seneydi. İngilizce nasıldı bakayım? İngilizce bir baraj sınavı vardı. O baraj sınavını geçenler İngilizce okumuyordu. Hazırlık zannediyorum yoktu. Ama o sınavı geçemeyenler bir sene galiba okuyordu. Bir sene İTÜ'nün bünyesinde bir İngilizce okuyorlardı. Öyle başladık. Direkt yani programa başladım. Tabii çok değerli hocalardan dersler aldım. Hem lisansım sırasında hem yüksek lisans. Bu arada tabii hani doğma büyüme Kadıköy'lü olduğum gibi doğma büyüme de İTÜ'lüyüm. Onu da söylemem lazım belki. Sen daha yüksek lisansa getirmedin ama ben yeri gelmişken söyleyeyim. Yani lisans, yüksek lisans ve doktora hepsini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversitede aslında ortalama bir öğrenciydim. Yani lisedeki kadar kötü bir öğrenci değildim. Yani ilk %10'da, %7'de, %8'de belki bitirdim. Ama sonra yüksek lisans ve doktora ki İşte gene eşimle evlenmeme rastlar. Herhalde onun etkisiyle olsa gerek. Bir anda şey değişti. Yani bir anda yüksek lisansta bütün dersler işte o zaman AA falan yoktu ama 100 vardı. İşte 100'dü. Böyle bayağı severek ve isteyerek belki artık konumuzu seçmiş olmanın verdiği bir şeyle de oldukça iyi bir öğrenci haline geldim. Buradan sonrasında benim çocuklar dinleyebilir. Yüksek lisans ve doktora. Çok güzel. Hocam tabii lisans bitti. Bir anda çıkıp piyasada çalışmak var. O arada çalıştınız mı yoksa direkt yüksek lisansa mı devam ettiniz yoksa ne yaptınız? Merak ettim. Vallahi sen sordukça ben hep eşime teşekkür edesim geliyor. Ben yüksek lisansta böyle bir iş buldum tabii herkes gibi. Yani harçlığımızı çıkaralım artık aileden para almak zor geliyor falan. Pimapen pazarlamacısı falan olacaktım. Eşim de ya ne yapıyorsun sen falan dedi. Pimapen ya, bu arada hani yanlış anlaşılmasın. O da tabii çok iyi bir iş ama benim seveceğim iş o değilmiş, onu sonradan anladım. O onu şey yapmadı. Yok böyle yapma falan dedi. Tamam dedik. Bu arada zannediyorum Mayıs ayı falan. Yani master'a başladığımın işte Eylül'de başladık. Mayıs ayı bir asistanlık sınavı açılmış. Benim de haberim yok aslında. Şu anda Amerika'da hoca olan bir arkadaşım. Onun da kulağını çınlatmış olalım. Belki sen de ismini duymuşsundur. Serdar Astarlıoğlu. Florida Üniversitesi'nde şu anda. O dedi ki ya bir asistanlık sınavı açılmış dedi. Girelim istersen. Bir tane yapı stadına, bir tane betonarmeye açılmış galiba. Tamam dedim. Hani harçlığımız çıkar. Sen nereye giriyorsun? Oraya yapı setine giriyorum dedi. Tamam ben de betonarmeye gireyim dedim. Ben sana da engel olmayayım arkadaşıma da. Tamam dedik. Girdik. Ve maalesef şöyle bir şey oldu. O sene betonarmeye giren 2 kişi iyi yapmış. İstememekle beraber o sene hocalarımız da kendi aralarında herhalde şey yaptılar. Bir centilmenlik anlaşması. O sene bir yapı statiği, bir betonarme yerine 2 tane betonarme. Biz birbirine denk 2 kişi biraz üste gelmişiz. O şekilde 93 Mayıs'ında asistanlığa başladım. Master yaparken. Böylece akademik hayatıma başlamış oldum ve çok sevdim. Asistanlık yapmayı o zaman çok sevdim. Kendi sınıf arkadaşlarımla asistanlığını yaptım. Hepsine de buradan sevgiler. Hepsi de hiçbir zaman hani sınav zamanı vesaire Alper ne gelecek, nasıl sorular gelecek falan gibi hiçbir zaman böyle bir beni de zor durumda bırakacak bir şeyde de bulunmadılar ama keyifli bir asistanlık yaşadık.
Asistanlık döneminden sonra tabii yüksek lisansınız bitti. O sırada doktoraya başladınız. Evet, o süreç nasıl oldu? O kararlar nasıl oldu? Onunla ilgili de gene bir hem hocamızı analım, Nait hocamızı, hem de benim Evet. danışmanım Devam edelim. Süheyl Akman'dı. Onu da hatırlamış olalım. Süheyl Akman hocamla, Süheyl Akman'ı bilirsin sen de. Malzemedeki bayağı sert bir hocadır. Evet. Benim ilk maaşlar, son derece severim hocayı ve sayarım. Benim hayatımda da çok etkisi olmuştur. Yüksek lisans hocamın seçimi konusunda. Ama ilk şeyimiz şöyle, ilk anımız okulun birinci günü. İşte danışman hocana gidiyorsun. İşte bir dosya falan yapıyor hoca. Böyle bir tanışıyorsunuz. Gittim. Fotoğraf dedi, vesikalık. Hocam yok dedim yanımda. Getir dedi. O zaman tabii böyle şıpşak fotoğraf falan yok. Hocam ev Göztepe dedim, Evet. yani biz Maslak'tayız. Ev Göztepe'de, hani git fotoğraf al gel. Başka çare yok çünkü o anda hemen fotoğraf yaratamıyoruz 88 yılında. Ben anlamam dedi hocam. Tamam dedim, ben oradan atladım otobüs minibüs. Böyle Süheyl Hoca'yla tanışmamız böyledir. Tekrar ediyorum, çok sevdiğim bir hocamdır. Hayatımda etkisi çok büyük olmuştur. Neden olmuştur? Tam sorduğun soru. Master hocamı seçerken ben Nait Hoca'yı tanımıyordum. Çünkü Nait Kumbasar Hoca o zamanlar lisans dersi vermiyordu. Sadece yüksek lisans ve doktora veriyordu. Sonrasında da öyle oldu zaten. Dolayısıyla lisans öğrencisi olarak Nait Kumbasar Hocamı tanımıyordum. Başka hocalar aklımdaydı. Ama büyük ihtimalle o başka hocalarla ben çalışsaydım akademisyenliği seçmeyecektim. Bu anlamda Süheyl Hoca bana bu sefer ilk gün öyle karşılaştığımız Süheyl Hoca son gün lisanstan mezun olurken ne yapacaksın falan dedi. Hocam işte yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Kim ne yapacaksın dedi. Söylediğim şey şu hocalar var dedim. Dur bakayım sen dedi. Ne oldu hocam falan dedim. Bir dakika dedi. Aradı. Knight hocayı arıyor. İşte böyle bir çocuk var, iyi bir çocuk, başarılı falan filan, böyle gelecek vaat ediyor falan diyor. Nait Hoca da oradan istemiyor. Telefondan anlıyorum. Tanımıyor, o da beni tanımıyor doğal olarak ve Evet, hani evet. zaten hani emekliye yaklaşmış hoca, istemiyor. Yok mok diyor. Şöyle ya iyi hoca bir konuş falan, iyi öğrenci bir konuş falan diyor. Ben orada tabii şaşkın vaziyette bekliyorum. Neyse öylece hoca beni gönderdi Nait Hoca'ya. Gittim Nait Hoca'yı tanımış oldum. Ve hoca kabul etti sağ olsun. Yani ben Nait Hoca'yı gene saygıyla anlıyorum. Pek çok şey öğrendim. Yani sadece akademik anlamda değil, insani anlamda, sosyal anlamda, ilişkiler anlamda beceri öğrenebildiysem, umarım öğrenmişimdir. Çünkü çok saygı duyduğum biri. Yani hayatımın şansı olarak nitelendiriyorum bunu. Ben onunla çalışmış olmak, çoğu sen de bilirsin, senin de tabii hocalarınla ilişkilerini çok iyi biliyorum. Sen de şanslısın, iyi hocalarla çalıştın. Teşekkürler. Ama çoğu zaman doktora biliyorsun çok zorlu bir süreç ve doktoradan sonra hani bazen doktor öğrencisi doktor hocasından çok memnun kalmaz. Çünkü çok uğraştırmıştır, beğenmemiştir, karalamıştır, çizmiştir falan. Yani bir daha dünyaya gelsem, bir daha şey olsam gene ben Nait Hoca ile çalışmayı isterdim. Ve şöyle de bir insandı. Yani ben hani derler ya asistan hani çanta taşır falan filan, böyle bir imaj vardır. Belki şu anda akademisyen olmayan, belki de olanlar da öyle düşünüyor. Asistan deyince böyle hocanın her işini yapan bir kişi geliyor akla. Keşke Nait Hoca benden hayatı boyunca bir tek şey isteseydi. İstemedi. Yani hani çanta taşımayı bırak, yani Alper şunu yap, bunu yap gibi bir şey hiçbir zaman söylemedi. Her zaman önümü açtı. Böyle bir şey yoktur yani. Bir makale verdiğim zaman, hocam okur musun dediğim zaman, ertesi gün bana makaleyi verdi. Her zaman cesaretlendirdi. Her zaman destek oldu. O yüzden unutmam mümkün değil. Zaten sadece ben değil herhalde İTÜ camiası hocayı unutmayacaktır. Evet. Benim bildiğim kadarıyla en genç ve gıyabında rektör seçilen bir hocadır. Hoca Amerika'dayken hani böyle rektörlük kampanyası vesaire, ben rektör olayım falan demeden o zor dönemlerde 80'lerde rektör seçilmiş TÜ hocamız, biliyorsun. Evet. Bu süreçte yani hocamızın desteğiyle de tamamlandı. Kaç senesinde hocam siz doktorayı Güzel, çok güzel bir bitirdiniz? nokta. Biraz sonra sana bazı şeyler söyleyeceğim, bazı felaketler söyleyeceğim. Bu da onlardan biri. Doktorayı bitirmem değil de, doktorayı bitirdiğim tarihi söylersem anlayacaksın ne demek istediğimi. Doktorayı teslim ettiğim gün 16 Ağustos 1999. Bir şey ifade O. etti mi? Evet. O gece yattım. Oh dedim, doktora bitirdik, bu gece güzel uyuyacağız. Sabah karşı 3'te büyük deprem oldu. 17 Ağustos 99 depremi oldu. Evet. Dolayısıyla o gece de rahat uyuyamadık, senin anlayacağın, doktorayı teslim etmiş olmamıza rağmen.
Ertesi gün işte biliyorsun İstanbul'da yaşananlar olan bitenleri. Ama doktora şeyim teslim tarihi 99'dur. 16 Ağustos 99. Tabii o noktadan sonra biliyorsun bizler de asistan olarak ve hocalar da deprem bölgesi vesaire bir sürü çalışmalar oldu. Resmileşmesi 2000 yılıdır. Tam olarak ayını hatırlamıyorum. 2000 yılının başıdır. Ama teslim tarihim 16 Ağustos 99'dur. O tarihten sonra hocam artık asistanlık herhalde bitiyor ve işte öğretim üyesi olarak görev aldınız sanırım. Evet, evet. O başlangıç, o şimdi asistanlık tabii başka bir şey. Kendi dersinize sahip olup kendi dersinizin hocası olması farklı bir şey. O heyecan nasıldı? Bir o başlangıcı en azından öğrenelim sizden. Cem, inan bana o heyecan bugün dahi var. Yani bugün dahi ben derse giderken o 90 işte 3 dedim sana 93 Mayıs dedim. O gün ne hissediyorsam hemen hemen aynı şeyleri şu anda da hissediyorum. Aynı heyecanı yaşıyorum her derse girerken o birincisi. İkincisi ben inan asistanlığı ve bu diğer unvanları hiçbir zaman hiç önemsemedim. Yani ben asistanken de kendimi hoca zannediyordum. Öyle görüyordum. Dersi de gene hani kendi dersiniz falan diyorsun ya, gene kendi dersim gibi görüyordum. Bilmiyorum şu anda benim asistanlığım zamanında öğrencim olan birileri de var mı burada? Çok onları da ben de görmek ve duymak isterdim. Ama tabii bir hayli önce bu. Yani 2000 yıldan önce mezun olan arkadaşlarımız varsa burada onlar olacak. 20 sene önce yaşlandığımızda bu vesileyle anlamış olduk yani. Ama benim için bir şey değişmedi. Benim için önemli olan hani insanın yaptığı işin niteliği şeyi yoksa isminin başında profesör yazıyor, doçent yazıyor veya başka bir şey yazıyor. Bu pek önemli değil. Benim için de bir şey değişmedi. Ben ne yapıyorsam işte uygulama değil, ders yapmaya başladım. Ama uygulamaları da ben asistanken hani dersim trak anlatmaya çalışıyordum. Anlattığımı da düşünüyorum. Bir şeyler söyleyecektim ama arada onları unuttum. Sen gene sorarsın, ben cevaplamaya çalışırım. Akademik hayat böyle başlamış oldu hocam. O zamandan bu zamana işte uzun bir yol kat ettik ve buradayız. Hocam peki akademik hayatın dışında biraz da onun dışına çıkalım. Boş zamanınız var mı? Şimdi çünkü boş zamanınızda ne yaparsınız diyeceğim. Bunu da önceki sohbetlerimizden hatırlıyorum. Boş zamanınız ne yaparsınız dediğim zaman boş zamanım yok diyen hocamız oldu. O yüzden ilk başta sormak istiyorum. Boş zamanınız oluyor mu? Yani beni tanıyorsun aslında yani ne diyeyim belki yanlış bir iş Yoğun yapıyorum ama çalıştığınızı biliyorum açıkçası. Yani yani hani bir dönem beraber de laboratuvarda olduk. çok tarakta bezim var çok yerde bir şekilde görevlerim var çok öğrencim var sektörle ilişkim çok. Ama gene de tabii bir boş vakitler yaratmaya çalışıyorum. Hatta şey de hoşuma gitti. Sen de o boş vakitlerden birinin fotoğrafını yakalamışsın bu Instagram sohbetinin posterini yaparken. Ha, evet. Biri o en zevk aldıklarımızdan biri oydu. Basket maçı mıydı hocam? Basket maçıydı. Evet. Fenerbahçe'nin son bilmiyorum 4-5 senedir gidiyoruz yani orada yerimiz var. Genelde çocuklarla, bazen eşimle, bazen arkadaşlarımızla. Çok düzgün bir ortam oluyor. Belki Ülker biliyorsunuz sizler de. Arena'ya mı? Ülker Arena'ya gidiyordum. Bu sene tabii bu Covid sebebiyle olmadı. Evet. Yani başlarda birkaç maç gidebildik. Biri o. Biri de tabii bu son Aşil tendonu kopmasından anlayacağın gibi oğlumla basket oynamak. Bu da benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü basketi de çok seviyorum. Oğlum da basketi seviyor. O da hoşuma gidiyor. Hatta bugün de dahil olmak üzere gene onunla çıktık. Ben oynamadım tabii bu sefer ama onun oyununu seyrettim. Yani basketbol bu. Liseden beri sevdiğim, yaptığım, şimdi seyrettiğim bir hobim. Onun dışında yelken, ben çocukluğumda 9 yaşındayken İstanbul Yelken Kulübü'nde başlamıştım. Sonra çok devam ettiremedim ama o zamanlar yapmıştık. Sonra gene çocuklarım da insan yapamadığı şeyi çocuklarım da yapıyor ya. Birkaç sene evvel çocuklara bir yelken eğitimi aldırttım. Sonra da işte o Ben de onu küçük... soracaktım hocam. Bir iki fotoğrafınızı gördüm çünkü siz başladınız. Deniz sevdasını oradan devam edelim. Evet, denizi tabii Buyurun. çok severim. Yani deniz gerçekten hani çok rahat ettiğim bir yer. Hem yüzmeyi hem işte yelkeni. Yelken deyince
Seyreden arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Böyle 10 metrelik, 20 metrelik yelken değil. Bahsettiğim yelken spor yelkeni. 3,5 metre falan. Laser piko dediğim bir şey. Şu anda biz çocuklarla onu yapıyoruz. Hatta bu aşil tendonu ile ilgili son kontrolüm benim doktor da Bodrum'daydı. Bize Didim'e gidelim mi gitmeyelim mi? Gelin zaten ben bakayım dedi. Gittik falan. Ondan sonra işte doktora ben tabii soruyorum basket oynayabilir miyim? Hayır. Şunu yapabilir miyim? Hayır. Bunu yapabilir miyim? Hayır. En son yelken yapabilir miyim dedim. Bisiklete binebilir miyim? Hayır. İnşallah doktorumuz seyretmiyordur. Yelken yapabilir miyim dedim. Yelken ne ki dedi. Poponu bir o tarafa bir o tarafa koyuyorsun. Öyle değil mi dedi. Öyle dedi. Ondan sonra biz bu sene yelken yaparken yelkeni devirdik. Rüzgarlı dalgalı bir hava, kayalık şeyler falan. Ben o ayakla yelkeni çevirmeye çalışıyoruz, tekneyi de döndürmeye çalışıyoruz falan. Yani yelken pek öyle onun söylediği gibi olmadı ama yelken de sevdiğim şeylerden biri. Onun dışında işte çocuklarla vakit geçirmek tabii. Pimpon, bazen masa tenisi, bazen tenis oynamak denirse gene bunlar da zevk aldığım şeylerden. Tabii Esasında arkadaşlar. hocam böyle baktık mı hayatınızda hep bir spor var gözüküyor. İşte bu yelkencilik olur, basketbol olur, pimpon olur hep var. Yani bir hareket seviyorsunuz. Çok, o kesin. Yani en huzur bulduğum şeylerden biri ama o kadar çok da macera var ki Cem. Şimdi bir tanesi daha anlatacağım ister istemez. Böyle benim şanssız şeyler var. Buyurun. Onlara da gelirim ama bu basket deyince ona geleceğim. Şimdi bir bayram tatili. Ama işte bir 10 gün evvel falan da benim böyle kolumda bir bent çıkmış. Eşim doktora götürdü. Bunu almak lazım falan dedi. Böyle eşiniz doktor olunca böyle çok böyle iyi doktorlara falan gidiyorsun. Onlar da milyonda bir olasılığı falan da elimine etmek için muhakkak bir müdahale ediyorlar. Neyse orada küçücük beni bir operasyonla aldılar. 10 gün sonra işte bayram tatili. Biz işte böyle 3-4 arkadaşımız, daha doğrusu bizim çocuklar arkadaşı olan bir grup velilerimiz var. Belki onlardan da seyredenler olabilir. Bunların bir kısmının babaları da basketçi. Tamam dedik. Bu şehre basket sahası olan bir yere gidelim. Ve ta Kastamonu'da ilçenin ismini Daday. Gittiniz mi bilmiyorum. Gitmeyenlere muhakkak öneriyorum. Duydum. Çok güzel bir yer. Muhakkak gidin. Çok doğal böyle yürüyüş yerleri, spor imkanları vesaire. Nefis bir yer. Kastamonu'nun kendisi de güzel. Merkezi de güzel. Tarihi bir yer. Neyse biz hevesle gittik. En büyük hedefimiz de basket oynamak. Neden? Çünkü gittiğimiz bu kalacağımız yer oradaki okulla anlaşmış. Oranın kapalı bir spor salonu var. Biz de kapalı parke spor salonunda basket oynayacağız. İlk gün gittik biz gene bizim oğlan Kerem Merem bir diğer basketçi arkadaşlar falan. Sahada başladık basket maçı yapacağız böyle 2-3 saat falan oynarız diye hevesle bekliyorum. Dakika bir falan ben bir bugün şey aşil tendonu olayı gibi dakika bir şut atarken işte arkadaşlardan biri şöyle koluma dokundu diyeyim yani vurdu demeyeyim. Dokundu ben farkında değilim. Aa falan ne oldu falan dediler ne oluyor falan dedim. Kolumdaki o dikiş patlamış. Bir hayli ciddi anlamda kan akıyor. Tabii ne yapacağımızı şaşırdık falan. Bizim basket olayı yattı. Bu arada bu şeyi dikişi yapmak için işte burada eşim en iyi doktorlar, profesör, cerrah bilmem ne falan estetik dikişler falan yapılmış. Dada'ya gittik. Doktor falan yok. Bayram. Herkes tatilde. Bir tane çok genç bir doktor var. İşte eşim tanıttı kendisini. O diyor ki hocam ben daha önce hiç dikiş atmadım diyor. Hasta bakış dedi ki ben atarım. Dolayısıyla o kadar profesörün yaptığı ve sonra açılan dikişimizi de orada hasta bakıcı halletti. O maceramız öyle basket. Oradan sen ne sormuştun? Başka bir şey sormuştun. Ona geçecektik ama onu şimdi ben unuttum. Senin hakkındaysa ona cevap verebilirim. O arada hocam ben de Tamam, sen kaçırdım unuttun. Tamam. ucunu ama keyifli bu anılarınızı dinlemek güzel hocam. Soruların etrafında çok dolaşmayabiliriz yani bu daha keyifli oluyor. Nasıl Sizde de istersen. anılar bayağı varmış toplanmış. Hocam bu tabii sporun yanında sağlıklı yaşama dikkat ediyor musunuz? Spor var hayatımızda artı yemeğe içmeye dikkat ediyor musunuz? Yani Cem çok öz yapamıyorum. Hatta yani sen de biliyorsun zaten beni aşağı yukarı. Çoğu zaman aşağı yukarı 2010-11 yıllarına kadar yani işte bu ta asistanlık sürecinden profesör olan döneme kadar ben saat 7'de okulda olurdum. 7'de okulda olmak şu demek benim için. 5:45'te kalkmak demek. Ve işte 6:30 falan gibi çıkmak evden demek. Tabii kahvaltı falan yok. Ve öğle yemeği de yok. Gene bilmiyorum. Sen de zannediyorum o dönem üniversitede.
Dolayısıyla tek öğünle yaşıyordum yani. Bağlantı tamam mı? Tamam. Sıkıntı var mı? Cem duyuyor musunuz? Cem duyuyor musunuz? Şimdi hocam... Evet yani uzunca bir süre tek öğünle yaşadım yani. Onun dışında belki abur cubur falan. O yüzden hani pek sağlığıma bu anlamda dikkat ettiğimi söyleyemem. Ama şimdi bugünlerde son zamanlarda biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Biliyoruz kilo fena değil yani işte 92-92. Aslında tabii herhalde daha az olmam lazım ama çok kötü değil. Çok özel bir şey yapmıyorum. Eşim doktor olmasa bu arada onun da şeyi öyledir. Hayat şeyi öyle pek öyle işte vitaminmiş, destekmiş. Yani bunları pek şey yapmaz. Hani her şeyi yap, az yap felsefesindedir. Onu işte en azından bundan sonra yapmaya çalışacağız diyebilirim. Sabah erken okula gidiyordum dediniz saat 7 gibi. Ben de şeyi hatırlıyorum. Sabah erken laboratuvara gelirken siz her sabah arabanızı aynı yere park ediyordunuz. O zamanlar siyah bir aracınız vardı. Şu anda büyük ihtimalle o yoktur. Yok, Onu hep görürdük hoca gelmiş diye. Hani oradan takip ediyorduk. Evet yani biz sen de muhakkak o laboratuvarda sabahladığımız, eve gitmediğimiz zamanlar çok olmuştur. Severek yapıyorduk bunu. Zaten sevmesen yapılacak bir şey değil. Bu arada benim öğrencilerle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Vardır eminim belki izleyenler. Şimdi öğrenciler biliyorsun master'ı bitiriyor sonra genelde askere falan gidiyor. Geliyorlar. Bir kere tabii komutanım diyorlar bana. Hemen alışkanlıkla, dil alışkanlığı. Komutanım falan diyorlar. Orada da hocam diyorlarmış komutana. Hocam diyorlar, komutanım diyorlar. Askerlikte çok rahat her şey diyorlar. Yani buradaki şeyden sonra askerlikte çok çok dinlendik. Çok daha buradaki çalışmaya göre tempo düşüktü diyorlar. Hakikaten benle çalışan çocuklar, siz de tabii aynı şekilde çalışan kişilerdiniz. Ve o tempo bir hayli acımasız bir tempo. O kolay kolay böyle ne demek lazım? Mazoist. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir hocam. Ve mazoist biraz olmak lazım herhalde. Başka türlü o şartlarda. Şimdi tabii biraz daha iyi şartlar ama özellikle o dönemki şartlar. Şeyi ben sana söyleyeyim. Biz Faruk Hoca'ya da burada anmadan geçmeyelim. Yani Faruk Hoca da benim meslek hayatımda Faruk Karadoğan Hoca etkili olmuş hocalarımızdan biridir. Beraber çalıştığımız hocalardan biridir. Örnek aldığım hocalardan biridir. Bu büyük bir şans. İki tane İTÜ'nün rektörü, son dönemdeki rektörü benim hani hocam oldu diyebilirim. İkisiyle beraber çalışmalar yaptık. Faruk Hoca'yı da şöyle hatırlayalım. Şimdi bizim biliyorsun cihazlar otomatik işte milyon cycle falan yapıyor. Biz öğrenciyken cihazlar otomatik değildi. O yorulma deneylerini elle 1001, 1002, 1003 diye döşemelere yorulma testi yaptığımızı hatırlıyorum. Günlerce manuel şeyde yorulma deneyi yapmışlığımız var yani. Evet, zor zamanlar hocam yani. Zordu. Otomatikten zordu. Bile zor olan şeyler. Evet, aynen. Elle yapılırken. Hocam, sizin hayaliniz var mıdır? En büyük hayaliniz nedir? Cem, yani şöyle söyleyeyim. Belki iyi bir şey değil ama aslında pek çok hayalimi yaptım diye düşünüyorum. Yani bir hayli erken yaşta... bilmiyorum çok sayıda şu anda 16 tane doktora öğrencisi tamamladı doktorasını yönetiminde. 60 tane master öğrencisi tamamladı. İşte yayınlar, yurt dışında tanınırlık, pek çok şey. Yani mesleki olarak elde gelebileceğim pek çok şey yaptığımı düşünüyorum. Ve bu konuda çok huzurluyum. Yani bugün şey bıraksam, mesleği bıraksam sanki görevimi fazlasıyla yaptım diye düşünüyorum. O yüzden doğrusunu istersen öyle hani şunu da yapayım diye, şunu da yapsaydım diye çok büyük bir hayalim olmadığını söyleyebilirim sana. Yani sağlıklı, mutlu yaşamaktan öte ailemle beraber çok büyük bir beklentim yok. Aman şuyum olsun, buyum olsun diye bir şeyim yok. Hocam, size son olarak bir anınızı sormak istiyorum. Tabii sizde çok anı var, onu biliyorum. Ama böyle güzel bir anınız, bizle paylaşabileceğiniz, öğrencilerle ilgili olabilir, hayata dair olabilir. Paylaşır mısınız? Vallahi o kadar çok var ki hangi birisini başlasam bilemiyorum. Yani birkaç tane zaman ölçüsünde birkaç tanesini anlatayım. Belki bir tanesi yaklaşık bu. Yaklaşık 10 dakikamız var hocam. Tamam, hızla birkaç tane anlatabildiğim kadar anlatayım. Biri şeyle ilgili. CNN Türk'te bir programa çağırdılar bizi. Hangi depremden sonra hatırlamıyorum. İşte birileri var. Diğer konuklar önemli değil ama Ali Ağaoğlu var programda. Ben varım.
Hatırladın mı bilmiyorum. Canlı yayın tabii. Şimdi ben tabii anlatıyorum. Mevcut yapılar şöyle böyle deniz kumuyla yapılmış falan filan gibi. İşte ne kadar kötü yapıldı, etkiyeler şöyle, beton böyle falan. Tabii Ahmet Hakan da cin bir gazeteci olarak Ali Ağol'u, Ali Bey siz de yaptınız mı böyle dedi. Tabii dedi Ali Bey de, Ali Ağol da. Tabii dedi. Biz de öyle yaptık falan dedi. O zamanlar öyleydi falan. Ertesi gün bütün gazetelerde manşet. Ali Ağol'u biz de deniz kumuyla bina yaptık. Bu birinci kısa anılardan. İkincisi gene biraz medya ile ilgili. Şimdi bir gün bir konferans var Cemal Reşit Rey'de. İşte gazeteciler hocam konuşalım konuşalım iyi falan dedik. Ne konuşacağız? İşte hocam güçlendirme anlatırsınız. İşte betonarme anlatırsınız. Deprem anlatırsınız falan. Tamam dedim. Kulaklığı taktılar. Hani canlı yayın haberlerden buraya bağlanıyor. İşte şimdi ben kulakla dinliyorum. Şimdi de diyor Cemal Reşit Rey'de işte deprem konferansı var. Arada işte Profesör Doktor Alper İlk ile konuşacak. İşte spikerin ismini söyledi. Nazlı Hanım neyse neydi. Kızcağız da spiker de bana işte daha evvel hani güçlendirme konuşacağız, inşaat teknikleri konuşacağız diyen spiker mikrofonu bana uzattı canlı yayın. Hocam dedi içeride vali bey ve devlet yetkilileri depreme karşı her türlü önlemin alındığından bahsediyor. Ama sizler hiç de öyle düşünmüyorsunuz değil mi? Dedi mikrofonu. Çok güzel. Yani ne dersin o anda? Tabii bambaşka bir şey beklerken bambaşka bir soru. Öyle desen olmaz, böyle desen olmaz falan. Tabii bir şekilde geçiştirdik. Bu bir başka anım. Bir başka gene Bu da güzel. Japonlarla ilgili bir şey anlatayım. Japonları burada çok severim. Yani Japonya'ya gittim, geldim. En son hatta bir günlüğüne gittim. 10 katlı tam ölçekli bir betonarme bina testi vardı. Belki duymuşsunuzdur. E-Defense'te. Onun için sadece bir gün için yani bir gün bile değil aslında yani 45 saniye için gittim o testi izledik. Ondan sonra geldik ama hikayeyi bu değil anlatacağım. Malatya'da valilik bir toplantı yapmıştı depremde falan bu konularda konuşuyoruz. Japonlar da var. İşte her şey bitti. En son devlet işte yetkilileri bizi işte beni değil de Japonları ben de tabii beraberim. İşte orada geleneksel Malatya pazarı falan böyle götürüyorlar. İşte bir şeyler alacağız. Kayısı mayısı alacağız. Japonlarla beraber ben geziyorum. Şimdi sakallarla falan pek Japon'a benzemiyorum ama sakal olmayınca biraz benziyorum galiba. Şimdi Japonlar işte konuşuyormuşlar falan. Ben de çırağın birine döndüm. Gün kurusu kaça dedim. Çırağın gözler açıldı. Türklere döndü tamam mı? Öbür Türklere. Abi ne güzel Türkçe öğrenmiş dedi. Benim Japon olduğumu düşünerek. Güzel. Bu da işte Japonlarla ilgili bir şey. Japonlarla ilgili tabii çok şey var. Bilmiyorum vakit durumu nasıl. Hocam bir tane daha alır kısa, Bir bir tane tane daha daha kısa alalım. sana. Bingöl depremi. Bu da komik. Bir grup hoca, Zekai Hoca ve başka hocalarımız var. Araba da kiralanmış çok uyduruk bir araba. Bir noktaya geldikçe yol bitti. Köprü var, altta nehir. Böyle köprüde 200 metre falan herhalde. Raylar var. Rayların yanına da tahta şeyler koymuşlar. Araba da oradan gidecek. Ama tek şerit yani tren de oradan geliyor, araba da oradan geliyor. Ne yapacağız falan? Dedi ki Zekai Bey, ben gideyim sen arabaya geç. Ben geldiğince gel. Ama şey, köprüden sonra da tünel var bu arada. Bir şey gözükmüyor yani. Tünel bitiyor köprü. Yani Zekai Hoca ben yarı yolda geliyor falan dese yapacak bir şey yok. Neyse gitti hoca 200 metrede falan. Diğer hocalar indi arabadan. Gel gel yok diyor falan. Tamam biz gittik şey o tren yolu üzerinden arabayla geçtim yani. Tren 200 metre falan sürdük. Şey gelse ne olacaktı bilmiyorum. O anda tren gelse hiçbir bilgimiz yoktu yani. Bu da böyle bir Bingöl anımız doğrusunu istersen. Çok keyifli anılarmış hocam. Gerçekten yüzümüzü güldürdü. Bunları hocam esasında sizle başka bir oturum daha yapıp bunların devamını da dinlemek isteriz. Eğer sizin için de uygun olursa Tabii, haberleşiriz tabii, daha tabii, uygun bir tabii Cem. zamanda. Tabii. Memnuniyetle. Hocam çok teşekkür ederim bugün katıldığınız için. Çok keyifli bir Estağfurullah. sohbet Ben oldu. teşekkür ediyorum Cem. Umarım dinleyiciler de çok keyif almışlardır. Çok teşekkür ediyorum size. Şöyle yapacağım hocam. Siz ayrıldıktan sonra ben kapanış yapacağım ve kaydedeceğim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Nasıl ayrılacağım? Çarpıya basacağım herhalde, değil mi? Siz çarpıya basıp hocam çıkacaksınız. Ben de sonrasında kapatacağım zaten. Tamam, tamam Cem. Ben Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, bu akşam da
sevgili hocamız Profesör Doktor Alper İlki ile beraberdik. Güzel bir sohbet oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda yaşama dair sohbetlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.